Hocam bir başka sorumuz. Ee, kendi gelinime veyahut da damadıma zekatımı verebilir miyim? Hanefi kaynaklarında zekat verilemeyecek dört sınıftan bahsedilir. Bunlar ilki işte kişinin anne babası, eşi ve çocukları. Eş hilaflıdır ama tercih edilen yine verilmez. Eşi ve çocuklarıdır. Zira kişinin anne ve babası veya çocuklarına zekat vermesi kendi nefsine parayı sadece cebinden alıp sol cebine vermesi kabiliğinden değerlendirilir. Çünkü e, bu kimselere ihtiyacı olması durumunda mahkeme kararı olmaksızın bakmakta yükümlüdür. Bir insanın annesi veya babası muhtaç olacak olursa mahkeme kararı beklemeksizin bakmakta yükümlüdür ona. E, çocuğu da zaten aynı şekildedir. Bundan dolayı tutup bunlara zekat vermesi kendi sağ cebinden sol cebine para transferi anlamına gelir. Bundan dolayı bunlara zekat verilmez. İkinci sınıf Efendimizin ailesi demiş olduğumuz Haşimoğullarıdır. Çünkü Allah Resulü zekattan hisse al, zekat almaz, sadaka almaz. Allah Resulü hediye alır ve savaş gelirlerinden Allah Resulü'nün payı vardır. O ayrılır. Allah Resulü ve ailesine zekat onun için verilmez. Üçüncü olarak zekat verilecek kişinin zengin olmaması gerekir. Zenginlikten kastettiğimiz nedir? Aslı ihtiyacı demiş olduğumuz oturduğu evi arabası, işte ev eşyası dışında nisabı aşan bir mal varlığı. Yani bu mal varlığı işte tarlası olur, işte ikinci arabası olur, ikinci bir evi olur. Bunları bulunmaması gerekir. İster zekata tabi bir malı olsun, isterse olmasın. Eğer bunlar olacak olursa zengin olduğundan dolayı yine bu da aynı şekilde alamaz. Üçüncü olarak zekat Hanifi mezhebinde gayrimüslimlere de verilmez. Şimdi gayrimüslimlere zekat verilmemem meselesi Hanefi mezhebinde şu şekildedir. Zekatın dışında her türlü mali hayır hasanat gayrimüslimlere verilir. Zira Allah Resulü tasattık ala ehli yani külleha buyuruyor. Bütün din sahiplerine tasattıkta bulunun buyuruyor. Ancak bu sadaka işte fıtır sadakası gibi normal sadakalarla alakalıdır. Zekatla alakalı ise Efendimiz Muaz radıyallahu anh'a gönderdiği mektupta Müslümanların al Müslümanlardan almış olduğun zekatı Müslümanlara ver buyurduğundan dolayı Hanefi mezhebinde zekat sadece ve sadece Müslümanlara verilir. Müslüman dışındakilere verilmez. Şimdi sorumuza gelecek olursak, gelin ve damat meselesine gelecek olursak demin saymış olduğumuz bu dört grubun içerisine gelin ve damat girmiyordur. Zira kişinin gelinine veya damadına şer'an her, her ne kadar bugün örfen destek olunması güzel olsa da şeran bakmakla yükümlülü söz konusu değildir. Ne gelinine ne de damadına. Çünkü bakmakla yükümlü olduğu kendi öz çocuğudur, gelini değildir. Kendisine bakmakla yükümlü olmadığından dolayı da o zaman bu yabancı bir şahıs gibi olacaktır. Buna tutup parasını verebilir. Tıpkı bunun gibidir. Gelin ve damat gibidir. Bugün günümüzde çokça sorulan mesele kişinin kendi kardeşi. Çünkü bazıları erkekse verilmez, işte kadınsa verilebilir şeklinde ayrıma gidiyor. Yine de bu demiş olduğumuz, saymış olduğumuz kuralla alakalıdır. Ee, kişinin kendi kardeşi zekat verecek olan kişinin kendi kardeşi eğer zengin değil ise buna da verilebilir. Çünkü kardeşe İslam hukukunda mahkeme kararı olmadan bakmak yükümlülüğü söz konusu değildir. Mahkeme kağıdı bakar İslam hukukunda. Baktı gördü kimsesi yok bunun. Buna sahip olacak kimse O zaman kardeşine der ki senin kardeşin muhtaç kardeşine bak. Mahkeme kararıyla bakmakla yükümlü olduğunu. O ayrı bir zaruret demek. Aynen anlamda. öyle. Şimdi onun için burada kardeş ister kız olsun ister erkek kardeş olsun. Eğer zengin değil ise Hanefi mezhebine göre kardeşe de zekat verilebilir. Bir problem olmaz.